Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni yılın ilk videosuyla beraberiz. Çağrı Odabaşı'nın YouTube kanalındasınız. Ben bu kanalda kitaplar üzerine konuşmaya devam edeceğim. 2024'ün ilk videosu dedik ve bu videoda aslına bakarsanız Instagram'da Çağrı Odabaşı kitaplarına sığmayan, süre olarak yeterli görmediğim, e, teknik anlamda özelliklerini inceledim kitaplardan burada bahsetmek istiyorum daha detaylı olarak. Çünkü bana sorarsanız gerçekten bir kitap e, metninden ve görselinden daha fazlası. Onun karar verme süreçleri, içindeki minik detaylar, ufak onu önemli kılan ayrıntılar, tasarım özellikleri, baskı özellikleri gibi pek çok konu bir kitabı daha nitelikli okumamız için bizlere yardımcı olan pek çok unsurun bir karar verme sürecinin çıktısı olarak bizlerle buluşuyor. Bu maksatla da şimdi ilk olarak bu yılın ilk videosu olarak geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum internet alışverişinden bahsetmek istiyorum. Bir kitap alışverişi yapmıştım. Kargolar eve geldikten sonra şeyi fark ettim. Siparişlerimi aslında birkaç yayın evi altında toplamışım. O da şöyle oldu. Bir sürü yayıncı listesi vardı ve ben bu yayıncı listesinin içinden bir seçim yaparken çok fazla yayın evlerinde dolaşmamışım da böyle birkaç tane yayın evin içine girip onların içindeki belli seçkileri, belli kitapları sepetime eklemişim. Ve geldiğinde bir baktım ki sanırım 3 ya da 4 farklı yayın evinde buluşuyor bu kitaplar. Şimdi sizlere Hızlıca, ...hızlıca bu kitaplardan bahsedeceğim. Ama bu detaylı bir inceleme videosu değil. Yapmış olduğum internet alışverişindeki kitapların tanıtımı gibi bir şey olacak. İlk yayın Hep Kitap. Hep Kitap benim de daha önce çalışmış olduğum yayın evlerinden bir tanesi... ...ve çok da seviyorum çalışmalarını. Hep Kitap'ın böyle bir gezgin Chloe diye bir kitabını aldım. Chloe serisinin serideki kitaplarından bir tanesi. Seri kitapları böyle genellikle ince ve... ...aslına bakarsanız yeni okuyanlar için yani... Nasıl tarif edebilirim. onu? 6-7 yaş için uygun olduğunu düşündüm. Bir ilk okuma serisi gibi değerlendirebiliriz. Çünkü görsellere eşlik eden puntoların ve metnin büyüklüğü ve sayfa çizgi dağılımı biraz yaş aralığı hakkında bize bilgi veriyor. Merak ettiğim bir seriydi. Bu seriyi incelemek adına çizgi değeri olarak da daha graphic novel, daha çizgi roman bir çizim tarzı, kontrollü ve e, az ışık göngeli, düz, flat bir boyama tarzını incelemek üzere aldığım kitaplardan bir tanesi. Bir diğeri çocuktan evcil hayvan olmaz. Bunu da böyle Procreate'de hani böyle kanvas e, alt katmana eklediğimiz bir kanvas doku oluyor ve üzerine daha geleneksel bir yapıda gözükmesi için güneşin de gözüme gözüme gelmesi, e, daha geleneksel bir doku yakalamak için böyle alt tarafa kanvas atılan e, uygulamalar var. Onların bir örneği olarak incelemek üzere aldım. Ama bu kanvas doku böyle hafif renk yanığı bir tarzı da ön plana çıkardığı için çok tercih ettiğim bir uygulama değil. Benim Procreate'de dijital uygulamalarda ama yine de hem karakter tasarımını hem de aslında hikayenin de böyle tam ters bir açıdan bizlere sunulduğunu okumak adına eklediğim kitaplardan bir tanesi. Sevgili Cansu'nun iki tane kitabını sipariş verdim. Cansu benim çok... Aynı alanda beraber çalıştığımız çok kıymetli bir arkadaşım. Çok da seviyorum kendisini. Böyle zaman zaman kitaplarını sevdiğim arkadaşlarımın alıp başka arkadaşlarıma hediye ediyorum. Bunlardan bir tanesi Zürafa Berberi aranıyor. Bir diğeri de Benim Büyükannem. Bu daha yeni ama bu benim çok sevdiğim başka bir metni. O yüzden bu iki kitabı da sepetime ekledim. Sıradaki yayın evimiz Red House Kids ve fark ettim ki Red House Kids'ten bayağı bir kitap eklemişim. Ee, bu kitapları şimdi paylaşacağım sizlerle. Bunlardan ilk ayı olmayan ayı. Bu kitabı biraz eski olduğunu biliyorum ama böyle uzun zamandır aklımda olan kitaplardan birisiydi metnini merak ediyorum. Bir de içindeki çizim tarzını biraz böyle Sampel'in tarzına da benzettiğim için hoşuma gitti ve incelemek üzere aldım açıkçası. Şöyle, Frank Taşlin isminde bir sanatçının işi. Yeri sevgili Şiirsel Taş'la benim işlerini çok sevdiğim Akın Düz bir hikayesi. Büyük Sevbeni. Büyük Sevbeni bir kelebek cinsi ve onun hikayesini anlattığını tahmin ediyorum. Ben Akın Düz hem tarzını çok beğeniyorum hem de kendine has böyle Kendine has soft bir dünyası var. O yüzden böyle severek inceleyeceğim metinlerden bir tanesi. Ve Akın Hoca da sevgili Akın Akın da Norveç'te yaşıyor uzun yıllardır. Ve geçen Oslo ziyaretimde fırsat bulamamıştım ama bir dahakine umarım birlikte bir kahve içme şansımız olur tekrar diye düşünüyorum. Diğer bir seçki aslında Marianne Dubuc'un yine benim çok sevdiğim Red House'un temsil ettiği çizerlerden birisi. Yazar ve çizerlerden. Yakon'un Bahçesi ve Senin Evin Benim Evim kitapları. Diğer kitapları bende vardı. Bu Senin Evin Benim Evim de bende vardı ama bunu da muhtemelen bir arkadaşıma hediye etmişim diye düşünüyorum arada. O yüzden şimdi bu iki kitabı da tekrar kitaplığıma dahil ettim. Yine Red House aslında çok sevdiğim renk paletiyle ve karakter tasarımıyla ön plana çıkan ama aynı zamanda metinleri de merak ettiğimiz, metinlerini de merak ettiğim serisi. Chris Horton'ın böyle Renk paletiyle aslında sıra dışı renk paletiyle ön plana çıkıyor. Hepsinin bir şeker gibi durduğu şöyle bir serisi var. Ben kendisinin tarzını yalın ve çok başarılı buluyorum. Yalın ve aslında renkli bir dünyası var ama bu renkleri uygularkenki renk paletindeki çeşitlilikte hoşuma gidiyor. Mesela bu annemlerde kitabının kapak rengi oldukça başarılı. Yine böyle herkese iyi geceler diye sanki evet ayı karakterlerin başrolde olduğu böyle. E merak etme Küçük Yengeç diye yengeç karakterinin çok tatlı bir şekilde göründüğü bir kitap. Bir de Ah Be Ponçik diye böyle bir köpek karakterinin olduğu. Bunun arkasında da böyle serinin diğer kitapları yer almakta görselleri. Ve muhtemelen sanırım bir tek şiş ile yani şiş ile belki eklememişim diye tahmin ediyorum. Güzel inceleyeceğim bir seri. Muhtemelen Çar kitaplarını da alırım diye tahmin ediyorum. Bir diğeri yine Red House Bay Oscar tatilde diye yine resimleme tekniğiyle ön plana çıkan benim için bir hikaye ve içindeki karakter tasarımlarını inceleyeceğim. Böyle kenarlarını sanki 6B kalemle kontrollü bir şekilde çalışmış olan aynı zamanda yani çizgi roman tarzına yakın bir resimleme tekniğinin uygulandığı bir hikaye. Bir diğeri Leo'yu affediyorum. Bu da böyle sanki Venezia'nın yanındayım yılının yaratıcılarından anlayış üzerine bir öykü. Bunu da yine resimleme tekniği ilgimi çektiği için almıştım ama kapaktakinden daha büyük ve daha geniş resimlemeler gördüğüm için içinde yine böyle karakter tasarımlarını örnek olarak inceleyebileceğim bir seri, bir kitap diye düşünüyorum. Okuduktan sonra fikrimi bunu da paylaşacağım bu hikayeyle ilgili. Ama yine benim çok sevdiğim sanatçılardan birisi olan Mar bir işi. Red House yeni yayınlandığını tahmin ediyorum. Hatta baskı yılına bakalım. Evet 2023 Mar Ferrero'nun resimlediği Louis Amavisca'nın da kaleme aldığı Sizi Seviyoruz Öğretmenim diye. Ben karakter tasarımlarını çok beğeniyorum yine Mar Ve böyle arka kapakta da şöyle çok tatlı bir vinyet var. Ee, bu kitabı da merakla inceleyeceğim. Mar nereden biliyoruz? Tabii ki Longy ile çalışmış oldu oyun tasarımlarından kendisini tanıyorum. Bende olmayan Bence Davis'ler vardı. Yalnız balina var, balinaların şarkısı. Ee, Yalnız balina yine elimde olup da bir süre sonra kaybettiğim kitaplardan birisi. Bir şekilde kitapların bir yerlere gidiyor ama gittikleri yerden de dönmelerini istemiyorum açıkçası. Bir de balinaların şarkısı. Bunun Snowflake'ten daha sonra çıktığını tahmin edebilir miyim? Bir bakayım hemen künyesine. Bunu da Instagram'dan hatırladığım kadarıyla olsa gerek. Yani postlardan yeni çıktığını düşündüğüm bir hikaye. Balinaların şarkısı. En son Snowflake çıkmıştı, kar tanesi. Ondan sonra yayınlandığını e, tahmin ediyorum bu hikayenin de ama net emin değilim şu an bütün hikayenin serisi zihnimde birbirine karışmış durumda. Bunu çözüme kavuşturacağım. Bir diğeri karakter tasarımını ve aslında köpeklerin kapakta yer alan çalışmaları da hoşuma gittiği için Charlie seçemiyor diye X satır çocuğa geçtik bu arada. X satır çocuğun bir seçkisi. Burada şu köpeğin tasarımı çok hoşuma gitmişti ve aslına bakarsanız yakın tarzlarda resmettiğimizi düşündüğüm karakterleri bir kitap olduğu için böyle bir çalışmayı da kitaplığıma ekledim. Bir diğeri sevgili Büşra Tarçalır'ın benim çok sevdiğim ve aynı zamanda kitabın çevirmenliğini ve ön sözünde bir metniyle de yer aldığı Ağlamak Güzeldir diye bir metni. Hatta bu kitabın dilimize çevrilmesinde çok büyük katkıları olduğunu biliyorum süreçten ama uzun süredir de alıp incelemediğim bir hikaye olarak duruyordu. Ve şimdi bu hikayenin de tarzını, gücünü okuyup metniyle birlikte inceleyeceğim. Muhtemelen Çağrı Dobaşı kitaplığına da gözüm kapalı olarak alacağımı düşündüğüm hikayelerden bir tanesi. İlk satır çocuktan sonra da sırada Domingo yayınlarına geldik. Domingo'nun yayınlarından böyle bir yetişkin metniyle başlamışım nedense. Bunun kapak tasarımı ve başlık metni ilgimi çekmişti. Küçük insanlardan büyük sorular, hayli mühim insanlardan basit cevaplar diye aslında biraz nükteden bir kitabın başlık metni var. Bir inek bir yıl boyunca osurmayıp biriklediği gazı bir kere de osursaydı uzaya fırlar mıydı diye böyle bir soru var hikayede ama bu kapaktaki inek tasarımın da aslında ilgimi çektim. Alan de David Nichols gibi önemli isimlerin de böyle kapağın üzerinde bu hayli mühim insanlardan basit cevaplar olarak yer aldığını düşündüm arkada da böyle devam eden aslında kapak tasarımıyla da beni çok yakalayan bir kitap olarak kitaplığıma ekledim. Bir diğeri kimseler kimseler bakmazken duygular ne yapar? Yine bende olup da bir yerlere giden kitaplardan bir tanesiydi ama çok güçlü bir metin, çok güçlü bir iş. O yüzden duygular üzerine konuşabileceğiniz hikayelerden birisi. Çağrı kitabında inceleyeceğim. Yine bu sıradaki metinler tasarımlarıyla da akıllarda yer eden kitaplardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bavulumdaki Kırık Fincan. E, bu kitabın da Kate Greenaway madalyası finalisti olduğunu ben bilmiyordum açıkçası. Finalistlerden hangi yılda olduğunu emin değilim ama alınca böyle burada acını armasını kapakta görünce ilgimi çekti. Tekrar bu merakla yeniden okuyacağım. Kate ve madalyası 2015 yılında dönüş olması lazım. Carnegie ödülleri olarak geçiyor artık. Carnegie İllustrasyon Ödülü'ne aday olarak gösterilmiş bir kitap. Bu kitabın bir ikincisi daha var ama bu ilki olması lazım. Komik Hayvan İsimleri Bakanlığı. Oldukça muzip, böyle okurken kıkır kıkır güleceğimiz hikayelerden birisi. Ve gerçek hayvan isimlerinden esinle tasarlanmış bir öykü olarak bunu da ardı bende ama yeniden kitaplığıma ekledim. Domingo'nun yine merak ettiğim işlerinden birisiydi Türlerin Kökeni. Bu kitapta kurgu dışı bir metin ama... Resimleme tekniği ve bilimsel çalışmasının derinliğiyle kitaplığıma eklediğim şöyle hikayelerden birisi olarak, kitaplardan birisi olarak ben de yer alacak. Ve yine bir diğeri Domingo'nun böyle dev atlası artık klasikler arasında yerini almış. Gördüğünüz gibi oldukça da büyük. Sineme tarzıyla, tekniğiyle de ön plana çıkan ama bu kendine has üçlü buyla da birçok evde kendine yer etmiş bir metin. 37 dilde 3 milyonun üzerinde okura ulaşmış yazıyor arka kapağında. Bununla birlikte Beyaz Balina yayınları var iki tane. Beyaz Balina'dan bahsetmemiştim ama yine Ross Brown'ın yine nasıl tarif edeyim eski metinler ama kitaplığımda olmasını istediğim metinler olarak tekrar kitaplığıma ekledim. Son olarak Yapı Kredi yayınlarına geliyoruz. Yapı Kredi yayınlarının yani YKY çocuğu zaten uzun zamandır takip et, ettiğim bir yayınevi ve işlerini de çok fazlasıyla beğendiğimi söyleyebilirim. E kitaplığımda oldukça fazla bulunan ama böyle zaman zaman yenilediğim, arkadaşlarıma hediye ettiğim kitap serilerinden Büyük Sorular kitabımın bu ikincisi kabul edebileceğimiz yine bende vardı ama bir şekilde bundan çok bahsettim biliyorum ama yenileyerek kitaplığımı almış bulundum. Tiago Americo'nun devam eden serilerinden şöyle ilk sözcüklerim bir yaş, ilk sözcüklerim iki yaş ve neden, nasıl diye. Bunlar Tiago Amerika değil. Şöyle iki metnini aldım. Bir de bununla birlikte neden nasıl 3 yaş. Bu ilk sözcüklerim Thiago diğer metninin devamı. Neden nasıl da böyle. Bunun 3-4-5 yaşı var. Biraz e, bu yaşlarda çocukların sorduğu soruların üzerine eğilmiş bir kurgu dışı metin. Ama inceleyeceğim özellikle. Çağrı Dobuş'u alır mıyım tam emin değilim. Ama bu kitaptan e, yine de kitaplığında olmasını istediğim Kitaplardan birisiydi. Evet böyle bir alışveriş yapmışım. Bunları zaman zaman inceleyeceğim ama... Instagram'la beraber devamının YouTube'da olduğunu belirterek diye tahmin ediyorum. Burada böyle üçerli dörderli gruplar halinde detaylarıyla bahsetmek istediğim çok hikaye var. O yüzden yeni hikayelerle YouTube kanalına devam edeceğimizi söyleyebilirim. Video şimdilik bu kadar. Sizde incelememi istediğiniz kitaplar olursa veya sizde olup da bu içindekilerden dikkat etmemi istediğiniz ya da özelliğiyle bir cümlesiyle ya da bir detayla ön plana çıkan yerleri olduğunu düşündüğünüz kitapları aşağıda yorumlara bırakabilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere diyorum. Tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.